Mehmet nerede şimdi? Dairesinde mi? Derhal öğrenirim sultanım. Validem. Aslanım. Ben de seni çağıracaktım. Hayırdır validem? Bir şey mi oldu? Bugün divandan sonra İbrahim Paşa'yla tersaneye gitmişsin. Doğrudur validem. Bir sakıncası mı var? Eğer saraydan ayrılacaksan bundan haberim olmalı. Ben de bu yüzden geldim. Bilmeniz icap eden bir husus var. Baharda saraydan ayrılıyorum. Ne demek bu? Sancağa çıkıyorum validem. Nasıl olur? Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Ben istedim. Hünkârımız da kabul ettiler. Validem! Sultanım. Süleyman. 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 Gözlerini aç. Gözlerini aç. Süleyman. Aç gözlerini. Süleyman. Yaşıyor değil mi? Çok şükür yaşıyorlar sultanım. Allah'ım sen koru yarabbim. Nasıl oldu bu? Vallahi kimse bir şey bilmiyor paşa hazretleri. Hürrem sultanımız bulmuşlar. Öylece hareketsiz yatıyorlarmış. Hatice. Gel benimle.
Bahardan evvel gitmem mümkün değil zaten. Validem de benden birkaç ay sonra gelir. Ne dedi ki sana? Hiç. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Kesin babamın yanına gitmiştir. Boşuna heveslenme kardeşim. Validemi şu kadarcık tanıyorsam buna mani olur. Buna izin vermeyeceğim. Mehmet, Mehmet! Daha evvel de böyle olmuştu. Aynı hastalık belli ki. Metin olun sultanım. Hünkârımız kuvvetlidir. Bu belayı da def edecek inşallah. Paşam. Söyle bakalım Hekimbaşı. Vaziyeti nedir? Zehirlenmiş Paşa Hazretleri. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu adam? Nasıl zehirlenir? Başka bir izah yok paşam. Vücudunda kızarıklıklar mevcut. Ateşini düşürmeye çalışıyoruz. Ancak zehir hala vücutta. Bir an evvel söküp atmamız lazım. Nasıl bir zehir bu? Hemen dermanını bulalım bu zehir uzıkkımın. Ne olduğu belli değil. Daha evvel hiç görmedim böyle bir şey. Validem? Ne oluyor sultanım? Hünkârımız rahatsız biraz. Fakat endişe etmeyin. Düzelecek. Validem, nesi var babamın? Daha demin birlikteydik. Bir şey yoktu. Nasıl olur? Hünkârımız zehirlenmiş. Bakalım kimin kanı akacak bu mermerlerin üzerinden? Bir an evvel zehri çöküp atmak gerekiyor vücudundan. Fakat ne olduğu bilinmiyor. İbrahim ne diyorsun sen? Ne zehri? Benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. Oğlumu getirin paşam. Yay. O bir kal çaresine bakar. Hay aklınla bin yaşa Afife Hatunum. Vallahi Yahya Efendi her derde devadır. Sen hünkârımızın başında bekle. Efendiniz koşunuz.
Yahya Efendi yetiş. Hayırdır paşam, ne oldu? Hünkârımız iyilendi, bir an evvel müdahale etmek gerekiyor. Eyvahlar olsun, vaziyeti nasıl? Vaziyeti iyi değil Yahya Efendi. Yardımına ihtiyacımız var. İlletin ne olduğu belli değil. Hünkârımızın vaziyeti kötü. Ne kadar dayanır bilmez. Haydi! Ferhat! Buyurun Yahya Efendi. Heybemi hazırla. Kâr olur mu bilmem ama bu toprak her derde devadır derler paşam. Davran haydi. Paşam, hoş geldin. Hoş gelmedin Mustafa. Havadisler kötü. Hünkârımızın vaziyeti iyi değil. Hastalığı ilerledi. Hekimler bugün değilse yarın hakkı rahmetine kavuşur diyorlar. Şehzadem, bir an evvel payitahta dönmemiz gerekiyor. Cümle Osmanlı mülkü sizi bekler. اذهب البساء يا رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء يغدر السقامة بسم الله العافي بسم الله الشافي يا ايها İnşallah paşam. Allah'tan umut kesilmez. Biz duamızı edelim. Sana ızdırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden, Yüce Allah'ın adıyla şifa dilerim. Amin. Cenab-ı Hakk'ın vereceği şifadan başka şifa yoktur. Allah'ım, şu kuluna şifa ver ki senin rızanı kazanmak ve İslam'ı yaymak için çalışsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Gözlerini açtığını söyleyin. Henüz değil Mişima, henüz değil. Yahya Efendi getirmişler. Elinden geleni yaptı. Onun için Hizr aleyhisselam diyorlar. Şifalı elleriyle hünkârımıza can verecek. Bekleyeceğiz Mişima. Dua edeceğiz.
de hünkârımız bir saatine kavuşsun da inşallah. Sonra her kimse bulacağım o haini, kendi ellerimle sokacağım ciğerini. Ya uyanmasa? Allah korusun. Abime bir şey olursa ne yaparsınız? Mevzu bahis olan hanedanın istikbali İbrahim. Derhal Mustafa'ya haber yollamalıyız. Buna gerek kalmayacak Hatice. Hünkârımız iyileşecek. İbrahim. Merak etme. Maazallah korktuğumuz başımıza gelirse eğer, Şehzademiz Mustafa'nın selamete tahta çıkmasını sağlarım. Sultanım. Rüstem'e. Haberi duyar duymaz geldim. Allah hünkârımızı size ve evlatlarınıza bağışlasın. Amin. Hünkârımızı zehirleyecek kadar gözleri dönmüş demek ki. Bir emriniz var mı sultanım? Bekleyeceğiz Rüstem'e, bekleyeceğiz. Seni de burada ol istedim. Gözünü kulağını dört aç. Zira o hainler hala burada. Bu sarayda dolaşıyor. Merak buyurmayın sultan. Sultan. Öylesine bir keder içindeyken sizinle bunları konuşmak istemezdim. Lakin her ihtimale hazır olmamız icap edebilir. Şayet hünkârımız... Oh, ihtimali aklından çıkar. Zinhar düşünme. Yani şehzadeniz var. Onların selameti için düşünmeye mecburuz. Bilhassa şehzade Mehmet Hazretleri mühim. Emredin, onu emniyetli bir yere alalım. Yarın sabah güneş doğar mı? Yoksa hep böyle karanlık mı kalır bilmiyorum. Fakat her ne olursa olsun, önünde yeni bir hayat var oğlum. Ne demek bu validem? Babanın canını kastedenler bil ki senin canını da kastedecekler. O gün geldiğinde cesur olmalısın, dik durmalısın ve kardeşlerine sahip çıkmalısın. Güneş doğacak valide. Hem de öyle bir doğacak ki tüm zalimlerin gözlerini yakıp kör edecek. O zalimler burada Mehmet, burada. Seni ve kardeşlerini yok etmek için bekliyorlar ama korkma, ben yanındayım. Onlara fırsat vermeyeceğim. Seni ve kardeşlerini selamet içinde görmeden ölüm yok bana. Huzur yok. Süleyman. Canımın parçası sultanım. İki cihanda umudum. Tek hakikati. Zalim felek benim gibi dertliye zulmedip canıma türlü türlü ayrılık hançerleri sapladı.
Bu benim miskin gözümün yaşına bakmadığı gibi kıyamet gününü de aklına getirmeyip sen yüce sonsuzluk cennetinin çiçeğini benden ayrı düşürdün. Rahatım zahmete, gençliğim tasaya, diriliğim yok olmaya yüz tuttu. Ya alemlerin Rabbi, benim Yusuf yüzlü, şeker sözlü, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki seni benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Ya Rab, bu buluşmayı ayrılığa döndürme. Aşkınla mest olanları ağlatma. Ya Rab, can bahçesini tazeleştir. Yemyeşil et. Bu mest olanlara, bu bağ bahçeye aç. Onları perişan etme. Ya Rab, gönül yapraklarını sonbahar gelmişçesine dökme. Gönül dallarını kırma. Sana sığınanları perişan ve yoksul etme. Üstünde senin aşk kuşunun yuvasının bulunduğu ağacın dallarını kırma. Kuşu uçurma. Ya Rab, kendi canını, kendi mumunu birbirine vurma, kırma, dökme. Düşmanları kör et, onları güldürme. Ya Rab, dünyada ayrılıktan daha acı bir şey yoktur. Ne yaparsan yap, bizi ayrılıkla karşılaştırma. Sabahlar valide. Sana da aslanım. Gel otur. Neyin var senin? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Uyku tutmadı. Bir rüya gördüm. Daha doğrusu bir kabus. Hayırlar olsun. Ne gördün? Dairemdeydim. İbrahim Paşa geldi. Hünkârımızın rahatsızlandığını söyledi. Güneş o kadar parlaktı ki bir ara paşanın gölgesine baktım. Başı yoktu validem. Omuzların üstünde başı yoktu. Geceden beri düşünür dururum. Nedir bunun manası? Hemen kötüye yorma aslanım. Hayırlara vesile olsun. Amin. Mustafa'm. İbrahim Paşa haber yollamış. Bundan böyle daha dikkatli olmamızı istiyor. Hürrem Firuze'ye yollamış. Nasıl olmuş? Malumatım yok. Fakat Hürrem bu. Her şeyi yapmış olabilir. Taşlıcalı'yla görüştüm. Emniyetin için tedbirler arttırıldı.
Benimle ne alakası var? O yılanın hedefinde sen varsın oğlum. Bugün değilse yarın harekete geçecek. Seni babanın gözünden düşürmek bir yana, canını almak için saldıracaktır. Müjdeler olsun Paşa Hazretleri. Hünkârımız iyileştiler. Şükürler olsun. Selim nasıl? Bayezid, Cihangir. İyiler Süleyman. Onların haberi yok, bilmelerini istemedim. Hadiseyi tetkik ettiriyorum. Her kim ya da kimler yaptıysa bunu bulup karşınıza çıkartacağım. Beni ailemle yalnız bırak. Nasıl arzu edersiniz? Hünkâr. Allah bu acıyı, kederi bir daha yaşatmasın bize. İbrahim, bu işin arkasında kim varsa bulman lazım. Hürrem bu fırsatı kaçırmaz. Seni de Mustafa'yı da tövmet altında bırakmak isteyecektir. Hatice'm. Sen saraya dön. Hadi. İbrahim. Merak etme. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır. Bizi çok korkuttunuz. Sabah zor ettik. Sanki günler hala geçti. Mihrimah'ım. Sana gülmek yaraşır. Sil göz yaşın. Nasıl olur bu, aklım almıyor. Sizi en son ben gördüm. Gayet iyiydiniz. Mehmet, Mihrime, bu kadar kâfi. Dairelerinize dönün. Dinlenin biraz. Süleyman, uyman lazım. Bir an evvel gücünü, kuvvetini toplamalısın. Benim gücüm, kuvvetim sensin. Varlığımla beni tekrar hayata döndürdün. Ben ne yaptım ki Süleyman? Yahya Efendi'den razı olsun. O yetişmeseydin ne yapardın? Siz ne dersiniz paşam? Kim yapmış olabilir? Evvela hünkârımız nasıl zehirlendi onu tespit etmek lazım Nasuh Efendi. 3-5 günlük hadise değil bu.
Her kimse yavaş yavaş öldürmek istemiş hünkârımızı. Belli ki aylardır maruz kalmışlar bu zehire. O halde her şey olabilir. Okuduğu kitap, giydiği kıyafet, yediği içtiği bir şey. Ben tedbir olarak hünkârımızın kullandığı her şeyin değiştirilmesini emrettim. Ne varsa ayrıldı, tetkik ediliyor. Bir şey bulursanız görmek isterim. Evet. Evet. Kiraz'a! Buyurun Paşa Hazretleri. Afife Hatun'a söyle, hünkârımızın dairesiyle meşgul olan kim varsa, ağalar, kalfalar kim varsa, hepsi vazifelerinden alınacak, sorgu sual edilecekler. Emredersiniz. Kim yapar bunu Rüstem Ağa? Bir bildiğin varsa söyle. Bir malumatım yok Paşam. Her kimse kılıfını hazırlamıştır çoktan. Hürrem Sultanımızın sizden bir istirhamı var. Onu söylemek için geldim. Sultanımız ne emrettiler Rüstem Ağa? İstekleri karşısında boynumuz kıldan incedir. Olayla bizzat sizin alakadar olmanızı istediler. Elimden geleni yaparım. Fakat tahkikatı İbrahim Paşa yürütecektir. Siz hünkârımızla görüşün, vazifeye talip olun, kâfi. Süleyman, sen benim güneşimsin. Yüzümü aydınlatan yegane ışığımsın. Senin olmadığın hayatı neyleyim? Neyleyim bu canım? Dilerim Allah'tan sana bunu reva görenler, iki cihanda gün yüzü görmesinler. Her kimse bedelini canıyla ödeyecek Hürrem. Uzaklarda arama Süleyman. Sana söyledim, vicdanın gözünde perde olmasın. O hain senin sarayında. Daha dün Bursa'da Şehzade Mustafa ile kim görüşmüş? Ne hikmetse döner dönmez bu hadise meydana geldi. Bu tesadüf olabilir mi? Süleyman, senin düşmanların belli. Seni asıl dost bildiklerinden sakın. Yahu şunlardan alsana. Böyle daha iyi ağam, sıcak sıcak. Allah Allah. Bilal ağam, sorgu sual ettiler mi sana? Etmez olurlar mı hiç? Ecel telleri döktüm vallahi. Allah'tan hünkârımız iyileşti. Yoksa nice olurdu halimiz. Vallahi doğru söylüyorsun. Önce bizim kellemiz giderdi. Ağalar! Hadi sallanmayın, sallanmayın. Götürün şu tepsileri. Yemeyen kalmayacak. Ya Sümbül nerede? Sultanımız altın dağıtıyor. Yarısını kendi cebine almıştır kesin. Bilal ağam, Allah aşkına git bak şuna, bizim payımızı da iç etmesin Fassal. Tamam, tamam. Ya bu yeter. Allah Allah. Hiç telaş etmeyin, altın çok. Hepinize yeter. Daha hediyeler dağıtılacak, lokmalar döküldü. Bu akşam ziyafet var, ziyafet. Hayırdır ağam? Niye dağıtıyor sultanımız? Yoksa gebeler mi? Üzümü niye bağını sorma. Oy. Afife Hatun'um. Ne oluyor burada? Hürrem sultanımızın gönlünden koptu. Malum hünkârımızın iyileşmesi şerefine. Ver bakayım sen şunları. Afife Hatun'um. Diğerini de ver. Ha, bir tane.
tane kalmış burada. Hepsi bu. Vallahi sırayla dağıtıyordum. Sen dağıtacaksın bunları. Emredersiniz. Sırayla dağıtıyormuş. Kimi kandırıyorsun sen? Şeker Ağa'yla öyleşecektiniz değil mi? Cingül! Sinirimi senden alacağım şimdi. Melaun! Lala bu kebuk alfak kebuk atlayacağım yine. Muşmuş! Muşmuş! Bir şey öğrenebildin mi? Tahkikat uzun süreceğe benziyor. Her kim yaptıysa hiç delil bırakmamış ardında. Üzülme. Elbet bulacaksın o haini. Ya bulamazsam Hatice? Ya bu tuhmet üzerimden kalkmazsa? Gördün değil mi? Nasıl bakıyordu hünkârımız bana? Hünkârımız senin ona ne kadar bağlı olduğunu bilir. Asla şüphe duymaz. Kalbi ona hakikati söyleyecektir. Hürrem kulağına ne fısıldarsa fısıldasın, buna mani olamaz. Biraz hava almak istedim. Sen dairene dön Hürrem. Hayli perişan oldun. Süleyman'a hayır, yanında olmak istiyorum. Hürrem'im. Ey benim gülen yüzüm. Ey benim hayalim, hakikatim. İçinde sevgiliden başka hiçbir şey olmayan şu gönlüme yemin ederim ki senin sevmediklerini ben de sevmem. Canımı sana feda edemezsem eğer, o can dertsiz kalmasın, gamdan kurtulmasın, başından bela eksik olmasın. Gözlerim senin için ağlamıyorsa eğer, kararsın, hiçbir şey göremez olsun. Senden başkasına ümit bağışlarsa, umudum gerçekleşmesin. Olmasın. Ve ben hayal kırıklığından kurtulmayayım. Senin için yaşamıyorsam eğer, varlığım sana ait değilse ben o varlığı istemiyorum. Yıkılsın gitsin. Gönlümde düşmanlara ait, düşmanlara karşı hiçbir dilek bulunmasın. Çünkü benim gönlümde senin rızanı kazanmaktan başka bir dilek yoktur. Sensiz geçen bir anı dahi kaza edemem. Lakin ne çare ki, başa gelen senin takdirinden başka bir şey değildir. Şu dünyada hangi güzel, hangi güzellik vardır ki senin güzelliğinden onda bir pırıltı bulunmasın. Senin ışığının vuruşundan ibaret olmasın.
Hangi padişah, hangi emir vardır ki senin dilencin, senin yoksulun olmasın? Hatice Sultanımızla görüşmek istiyorum. Gel. Başrak Hazretleri, beni görmek istemişsiniz. Hafife Hatun, hünkârımızın hizmetindekileri sorgu sual ettiniz mi Mahir Mazveri'nin? Bağışlayın Başrak Hazretleri, fakat size malumat veremem. Ne demek bu? Hünkârımız. Tahkikatı Ayas Paşa'nın yürütmesini buyurdular. Anladım. Çekilebilirsiniz. Size yemin ediyorum. Benim tek derdim kızım. Esma Nur. Onu görmek istiyorum. Onu görüyordun zaten. Kendi ellerinle mahvettin her şeyi. Bağışlayın beni sultanım. Siz de bir annesiniz. Ne olur anlayın beni. Yakında gidiyorum zaten. Hiç olmazsa o güne kadar yanında olayım. Bu mesele beni alakadar etmez Nigar. İbrahim Paşa'nın kararı. Sultanım. Bu kadar kâfi. Çekilebilirsin. Derhal tetkik edeceğim hünkârım. Hünkârım. Gel. Sen çekilebilirsin. Paşam. Hünkârım, Afife Hatun tahkikatı Ayas Paşa'nın yapmasını buyurduğunuzu söylediler. Doğrudur. Benden mi şüpheleniyorsunuz hünkârım? Sen ki benim can yoldaşımsın. Bunca yıldır canımı sana emanet ettim. Senden nasıl şüphe ederim? Seni bu tahkikattan almamın ancak bir sebebi var. Bu hadiseden aklanmanı istiyorum İbrahim. Aklan ki hiç kimsenin seninle ilgili şüphesi kalmasın. Hatunlar. Gelin şöyle toplaşın hele. Durmayın gelin. Esmer Hatun, neler getirdin bize? Ne istersen Hatun. Allarım var ateşten kırmızı. Siyahlarım geceden yadigar. Morlarım üzüm salkımı. Yeşillerim Manisa ormanı. Şu çok güzelmiş. Güzeldir elbet. Sana da öyle yakışır ki. Vallahi kapalı çarşıda bulamazsınız bunları. Kızlar, edebinizle bakın. Esmer Hatun. Buyur Fidan Hatun. Sen niye geldin bugün? Hayırdır? Yeni mallar gelmişti, göstereyim dedim. Yok, geçen onun değil burası. Bir daha almam ona göre. Kızma Fidan Hatun. En güzel kumaşları da size ayırdım. Kızlar siz baka durun, ben bir ayak yoluna gideyim.
Sedan Hatun. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç yolumu şaşırdım. Sabahtan beri dolaşıyorum, akıl kalmadı. Neyse ben gideyim. Sen bir dur. Ağlar, yakalayın şunu. Yapmayın, etmeyin. Benim bir kabahatim yok. Bu ne bu? Gönderdiğin havadisler malumumuz oldu. Bundan böyle daha dikkatli ol ve kendini zinhar ifşa etme. Yakında mühim bir vazifen olacak. O güne kadar şehzadeye ve sultana daha da yakın olmaya çalış. Kime getirdin bunu? Sultanım, vallahi bilmiyorum. Ben sadece oraya bırakıyorum. Kimin aldığından haberim yok. Kim verdi bunu sana hatun, onu söyle. Tanımam etmem. Zaten her gün bir başkası geliyor. Bana doğruyu söyle. O vakit bağışlarım canını. Hakikat bu sultanım. Yemin ederim ben kimseyi tanımıyorum. Ne vakittir mektup taşıyorsun buraya? 4-5 ay oldu. 5 aydır gelip gidiyorsun. Kimin yolladığını, kime getirdiğini bilmiyorsun. Öyle mi? Çocuğumu görmek nasip olmasın ki, doğruyu söylüyorum. Atın şunu zindana. Biraz düşünsün. Belki orada hatırlar. Sultanım, ben ettim, siz etmeyin. Sultanım, acıyın bana ne olur. Hürrem burnumuzun dibine casusunu sokmuş. Ne yapacağız sultanım? Götür koy şunu yerine. Bakalım kim gelip alacak. Çabuk! Buyurun Kadı Efendi. Ramazan'da payitahta uyulması icap eden bazı kaideleri kaleme aldım. Bunları hünkârımıza arz edelim. Eğer münasip görürlerse bir ferman ile ilan edilsin. Yarından itibaren de çarşılarda, pazarlarda tellallar okusun. Emredersiniz Kadı Efendi. Ebu Suud Efendi. Harullah Hatun, ne var? Kapıda birileri seni sual etmiş. Ha, kimmiş onlar? Yeniçeriler. Ahmet hakkında diyecekleri varmış. Merak ettim. Başına bir iş gelmiş olmasın, Allah korusun. Açın kapıyı! Çıkartın beni buradan! Baba. Demek buralara kadar düştün ha? Ne olur çıkar beni buradan baba. Sen evvela ne halt ettin onu söyle bana. Vallahi benim bir kabahatim yok baba. Nasıl yok? Nasıl yok ha? Ortalığı birbirine katmışsın. Adamı az daha öldürüyormuşsun. Son almışlar elinden. Adamların şahitleri var. Senden şikayetçiler. Baba ne olur çıkart beni buradan. Dayanamam ben burada baba. Bunu daha önceden düşünecektin evlat. Müstahaktır sana. Az yalvarmadı validen sana. Az nasihat etmedim sana. Bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Bir daha olmayacak baba. Söz veriyorum olmayacak. Ne olur çıkar. Nefes alamıyorum ben burada. Bizi düşürdüğün şu hale bak ha. Yazıklar olsun senin gibi evlada. Ben ne diyeceğim şimdi validene? Herkes duyup öğrenecek. Ben nasıl çıkacağım insan içine? Baba sen bulursun bir çaresini. Benim vazifem suçluları içeri atmak. Dışarı çıkarmak değil. Ben ıslah edemedim seni. İnşallah şu soğuk duvarlar eder. Baba! Baba!
Neden gelmiş buraya? Kızını görmek istiyor İbrahim. Bir hayli pişman yaptığından. Bunu evladımı kaçırmadan evvel düşünecekti. Bir daha kaçırmaya cüret edeceğini zannetmem. Burnu sürtmüş iyice. Bırak görsün. Sen bana Nigar'a mı müdafaa ediyorsun Hatice? Nigar benim umurumda değil İbrahim. Fakat çocuğun ne günahı var? Gel. Paşa Hazretleri, Nasuh Efendi geldiler. Gelsin. Paşam, sultanım. Hayırlı akşamlar. Rahatsız ediyorum sizi ama. Ben yukarıdayım İbrahim. Nasuh Efendi? Gel Matrakçı, gel. Hünkârımızı kimin zehirlediği çıkmadı mı hala ortaya? Bunu Ayas Paşa'ya sual edersin Matrakçı. Hünkârımız vazifeyi ona verdi. Nasıl? Hünkârımız aklanmam için böyle uygun gördüler. Aklanma? Evet. Şehzade Mustafa ile gizlice buluşmanın bedeli bu. Akabinde de hadise olunca... Sen niye geldin? Kadı Efendi'nin oğlu Ahmet Çelebi. Başına büyük bir bela almış. Ne yapmış? Ahmet nerede? Nihayet korktuğum başıma geldi hatun. Ne oldu oğluma? Zindana atmışlar. Adamın birini neredeyse öldürüyormuş. Şahitler var. Yakınlara şikayetçi olmuş. Eyvahlar olsun. Bir şey yap efendi. Getir oğlumu. Elden bir şey gelmez hatun. Çekecek cezasını. Çekecek. Çekecek. Validen, beni görmek istemişsiniz. Epeydir seni bekliyorum. Nerede kaldın? Divan uzun sürdü. Mesele nedir? Şehzadem, ben müsaadeniz... Sen de kal. Seni de bilmen lazım. Emniyette değiliz Mustafa. Haremde biri var. Seni öldürmek için gelmiş biri. Ne diyorsunuz siz? Sana söylemiştim, daha dikkatli olmamız lazım. Derhal kurtulmalıyız ondan. Nasıl öğrendiniz bunu? Bir bohçacı yakaladık. Her aylardır mektup taşırmış buraya. Hatun, ne oldu sana? Ne diyorsun hatun sen? Telaş etmeyin validem. Her kimse bulacağız onu. Sultanım, bohçacı hatunun yakalandığını gören oldu mu? Hayır. Gizlice zindana atıldı. Hala. Casus her kimse mektup almak için geri gelecektir. Gel. Şehzadem, sultanım. Ne oldu Fidan? Çabuk söyle, kim aldı mektubu? Emriniz üzere bekliyordum. Fakat biri başıma vurdu sultanım. Gözümü açtığımda Diana vardı yanımda. Mektup yok. Allah kahretsin, bir şey beceremiyorsunuz. Bağışlayın sultanım. Günahını almak istemem fakat Diana olabilir. Hayır. Bu mümkün değil. Onu saraya ben aldım. Herkes olabilir şehzadem. Ne malum o hatun bilerek karşına çıkmadı. Taşlıcalı.
Şu Bohçacı Hatun'u sorgu sual et. Bakalım kimmiş, kime hizmet edermiş. Ayağa kalk Hatun. Hatun. Sana diyorum sana. Nasıl bu kadar tedbirsiz olabilirsin? Nasıl bulacağız şimdi o haini? Nasıl oldu anlamadım sultanım. Birden kendimi yerde buldum. Olan olmuş artık validem. Taşlıcalı mutlaka konuşturur Hatun'u. Her kimse 4-5 aydır burada Mustafa. Allah bilir neler yaptı. Fidan, Fatma'ya haber ver. Torunumun yanından ayrılmasın. Bir ağ daha koyun kapıya. Emredersiniz sultanım. Yalnız Diana'yı göz ardı etmek olmaz. Mutlaka onun da sorgu sual edilmesi lazım. Sen ne diyorsam onu yap. Hadi durma. Gel. Şehzade Hazretleri, sultanım. Ne oldu Taşlıcalı? Konuştu mu hatun? Kimmiş? İsim verdi mi? Maalesef şehzadem. Biri hatunu öldürmüş. Zindanda onu ölü buldum. Görünen o ki aradığımız casus hatunun konuşmasını istemedi. Taşlıcalı hatunun ailesini araştır. Dışarıda mutlaka eşi dostu vardır. Kimseyi kuşkulandırmadan bu casusu arayacağız. Haremdeki herkes tetkik edilsin. Bilhassa da son 6 ayda gelip gidenler. Emredersiniz şehzadem. Emniyet tedbirlerini de arttırın. Süleyman. Bir türlü uyku tutmadı. Ne oldu? Neyin var? Mehmet'i düşünüyorum. Onun sence bu kadar erken gitmesi içime sinmiyor. Tekrar karar... Geldiğinde hayli kararlıydı. Kendine güveni tam. Hayır diyemezdim. Elbet bir gün gidecek. Fakat şimdi değil. O daha çok küçük. Birkaç yıl daha kalıp tecrübe edinsin. Asıl tecrübeyi gittiği sancakta edinecek Hürrem. Nedir seni böyle korkutan? Ya bu bir oyunsa Süleyman? Beni ve Mehmet'i senin ayırmak istiyorlarsa... ...bizi savunmasız bırakıp yok etmek istiyorlarsa... Hürrem. Korkuyorum hem de çok. Daha dün seni zehirleyenler bize ne yaparlar Allah bilir. Allah bilir. Sedat o korkuyu içinden. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse size zarar veremez. Şehzadem, hangi sancağa gideceksiniz? Henüz belli değil. Fakat muhtemelen Amasya olacaktır. Beni de götüreceksiniz değil mi? Bu nasıl sual? Sen benim haremimsin. Ben neredeysem sen de orada olursun. Duyduk, duymadık demeyin.
Padişah Efendimizin fermanı Hümayunu'dur. Ramazan-ı Şerif sebebiyle herkesin her vakitten daha ziyade Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışması ve edepli hareket etmesi icap eder. Bilhassa Ramazan'da herkes farz olan 5 vakit namazına cemaatle devam edecek. Teravih vaktinde hizmet ve maslahatı olmayan her kim olursa olsun yatsı ezan okunduğu anda dükkanlarda oturmayıp Cevami-i Şerife-i Azimet'le teravih namazını kılacaktır. Namaza gitmeyip dükkanlarda görülen olursa tedip ve tekdir olunacaktır. Kaffe-i Müslim'in oruçta olacağından bu husus daha da mühimdir. Eyyam-ı Mübareke'de erkekler cemaati kalabalık olan diğer camilerle birlikte Bayezid Camii avlusu ve çarşıda bulunan hanımları karşılarına geçerek ve yanlarında gezinerek söz ve davranışlarıyla rahatsız etmekten sakınacaklardır. Kadınların namaz kılmalarına ve vaaz dinlemelerine ayrılan camilere namaz vakitleri dışında ve cami hademeleri haricinde erkekler girmeyeceklerdir. Kadı efendi. Öğle namazına kadar bakmanız icap eden 3 dava var. İlki Solak Sade Hikmet Efendi'nin arazi meselesi. Diğeri mirasla alakalı. Mal taksiminde anlaşamamışlar. Kadı efendi, Vezir-i Azam İbrahim Paşa geldi. Hayırlı sabahlar Kadı efendi. Size de hayırlı sabahlar Vezir-i Azam Hazretleri. İnsanlar kapıya yığılmış, hayli meşgulsun, fazla vaktini almayacağım. Estağfurullah Paşa Hazretleri, buyurun. Dışarı. Nicedir evladın Ahmet Çelebi ile tanışmak isterim, kısmet bugüneymiş. Kendisi burada değil Paşa Hazretleri. Ondan haberim var, birlikte geldik. Ahmet Çelebi. Gel buraya, gel yaklaş. Geceleri halkın geçişine mani olacak şekilde yol ortalarında oturmak ve arabaları sokak ortasında bırakmak yasaktır. Kadınlar ince yaşmak kullanmayacak. Çarşı, pazar ve sokaklarda kıyafet ve davranışlarına dikkat edecekler. Akşam ezanına kalmadan evlerine döneceklerdir. Müslümanların haricindekiler gündüzleri umumi yerlerde açıkta yemek yemeyecekler, su içmeyeceklerdir. Geceleri kimse sokağa fenersiz çıkmayacaktır. Mahalle ahalisi, esnaf vesaire, hane ve konak ve dükkanların kapı ve kepenk, pencere ve kafeslerini çamur ve örümcekten, sokaklarını süprüntüden temizleyecektir. Halkı rahatsız edip huzuru bozan davranışlarda bulunmaktan herkes kaçınacaktır. Herkesin her zaman Allah'ın emirlerine karşı gelmekten, padişahın rızasına uygun olmayan davranışlarda bulunmaktan sakınması ve yapılan tenbihata uyması gerekmektedir.
dine, edebe, iffete uymayan davranışlarda bulunan kendini bilmez ve maazallahu teala helal ve haramı fark ve terk etmeyenlerin hal ve hareketleri takip edilerek muamelat-ı tedibiyeye giriftar olacakları malumdur. Biz senin evladını iyi bir müderris olarak bilirdik. Vaka, bu hususta bir şikayet almadık. Kendisi vazifesini layıkıyla yapıyormuş. Ancak bazı kötü huylar edinmiş. Misal, afyon şurubu. Allah doğru yoldan sapanları ıslah etsin paşam. Amin, amin. Nihayetinde insan evladını seçemiyor değil mi Kadı Efendi? Doğru söze ne denir? Kiminin babası İstanbul'a kadı olur. Ancak ne fayda? Evladı meyhanelerde sarhoştur. Kiminin de babası balıkçıdır Parga'da. Fakat evladı gelir koskoca Osmanlı'ya paşa olur. Bu köprünün altından daha çok sular akar Paşa Hazretleri. Mühim olan insanın özüdür. O öz sağlam ise bir gün doğru yolu mutlaka bulur. O öz doğru değil ise, Allame-i Cihan olsa bir gün yolundan sapar. Ahmet Çelebi. Buyurun paşam. Babanın hatırı büyük. Bundan mütevellit affedilmeni sağladım. Ancak bundan sonra dikkat edeceksin. Bu kıymetli aileye laf getirme. Maazallah bir duyan olur. Hakkınız da hiç hayırlı olmaz sonra. Bizi düşürdüğün şu hale bak. Olmaz olsun senin gibi evlat. Ahmet. Oğlum. Kendini rezil ettiğin yetmezmiş gibi bizi de rezil rüsva ettin. Bırak da gideyim o vakit. Kurtulursun benden. Yapma efendi. Anlamıştır hatasını. Bir daha üzmeyecektir bizi. Gözüm görmesin seni. Yıkıl git karşımdan. Yıkıl git. Hünkârım, şeref verdiniz haneme. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Yahya. Buyurun hünkârım. Gel. Kabul edersen beni ziyadesiyle memnun edersin kardeşim. Sizin elinizden hediye almak büyük şeref. Ben senin hakkını nasıl öderim? Allah senden razı olsun. Hızır gibi yetişmişsin. Aksi halde yaman olurdu halimiz. İbrahim Paşa sağ olsun. Bizzat gelip aldı da beni öyle yetişti.
Zümrüt Ağa, Taşlıcalı'dan bir haber yok mu hala? Maalesef sultanım. Bilhassa sual ettim sabah. Yok. Mektup ne oldu? Gönderdin değil mi? Yolladım sultanım. Merak etmeyin. İnşallah başkasının eline geçmez. Sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Ona çok iyi bakmışsın Rüstem Ağa. Hali saatli gözüküyor. Sağ olun. Eğer gezmek isterseniz. Hayır. Ben... Sultanım. Müsaade edin size yardım edeyim. Bilmeniz kafi. Ben yanınızda olacağım. Zümrüt Ağa da burada. Bilmem. Yıllarından sıkı sıkı tutarım. Böyle ağır adımlarla şöyle bir döneriz. Olmaz mı? Yanımdan ayrılmayacaksın. Merak etmeyin. Haydi bakalım. Hünkârım. Sizi bir hayli sıkıntılı gördüm. Sihir meselesiyle alakalı yeni bir şey mi öğrendiniz? Hayır. Ben bir rüya gördüm Yahya. O malum hadiseden bir gece evvel. Hayırlara olsun. Yatağımda yatıyorum. Birden gök gürültülemeye ve şimşekler çakmaya başladı. Taşlığa çıktım. Velakin kendimi bir ormanın içinde buldum. Karanlık, kasvetli bir orman. Toprak, ağaçlar. Bir müddet yürüdüm. Ormanda tahtımı gördüm yani. Tahtımda biri oturuyordu. Yüzünü görmediğim biri. Arkasında bir gölge. Tahtımda oturanın elinde bir kılıç, kanlı. Arkadaki gölgenin elinde de kanlı bir çuval vardı. Söyle bana kardeşim, nedir bu rüyanın manası? Bu alametler neye işaret eder? Hünkârım, belli ki büyük bir kararın eşiğindesiniz. Anlaşılan doğru hükmü vermek için çıkar yol arıyorsunuz. Nasıl bir karardır ki bu benim uykularımı bölüyor? Kimle, neyle alakalıdır bu karar? O karanlık ormanda kimi gördüyseniz onlarla alakalıdır hünkârım. Peki söyle bana kardeşim. Nedir bu kararın neticesi? Hayır mıdır, şer midir? Hem hayırdır hem şerdir. Zira vereceğiniz bu karar sizi ferahlatacağı gibi derin bir kederin de başlangıcı olacak. Gel. Paşam. Hayırdır Matrakçı, nedir bu telaş? Firuze Hatun. Hünkârımızın emrettiği gibi Amasya'ya gitmemiş. Ne demek, nasıl olur? Acemler arabanın önünü kesmiş. Ya birileri ihbar etti ya da Acem casuslar kendileri istihbarat aldılar. Bir bu eksikti. Firuze? Sağ ol Rüstem Ağa. Vazifem sultanım. Ne vakit isterseniz haber edin. Zamanla bu korkunuzdan eser kalmayacak. Benim de istediğim bu. Destur Hürrem Sultan Hazretleri.
Şima? Validem. Rüstem abi beni at binmeye ikna etti. Biraz dolaştım. Öyle mi? Nihayet. Bir dahaki sefere haberim olsun. Elbette. Zümrüt'e sultanımıza dairesinde kadar vakat et. Rüstem Asın'a diyeceklerim var. Mühim. Gel. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Tedbir kıyafet dışarı çıktığınızı söylediler bana. Saatinize tam kavuşmadan dışarı... Biraz dolaşmak istedim. Bir şey mi oldu? Firuze Hatun'la alakalı bir havalis geldi. Amasya'daki av köşküne giderken yolu kesilmiş. Acem casuslar. Melike onu kendi ülkesine götürüyorlar. Anlaşılan o ki emirlerim yerine getirilemiyor. Hünkârım. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Yahya Efendi zehirlenmenizin 3-5 günlük hadise olmadığını söylüyor. Peki bu hadisenin arkasında... Firuze'nin yaptığını mı söylüyorsun? Bir ihtimal. İhtimallerle hareket edersen herkesin canı yanar. İbrahim Paşa Şehzade Mustafa ile birlik olup hünkârımızı zehirledi. Bu yüzden buluştular demek ki. Yalnız sultanım zehrin aylardır verildiğini söylediler. Rüstem ne malum doğru söyledikleri? Artık hiç kimseye ihtimalim yok. Hem paşa ile şehzadenin ittifakı yeni değil. Sancağa gittiğinden beri temas halindiler. Niyetleri belli. Beklemekte fayda var sultanım. Zira peş peşe olan bu hadiselerden sonra hünkârımızla paşanın arası açılacaktır. Rüstem ağa benim korkum da bu zaten. İbrahim kaybetmemek için her şey yapacaktır. Bir an evvel harekete geçmeliyiz. Nedir aklınızdaki sultanım? Yahya Bey'im. Bu size geldi. Sen çekilebilirsin ağam. Gözüme nicedir uyku girmiyor. Hep o ayrıldığımız anı düşünüyorum. Artık görüşmemiz çok tehlikeli. Validem bunu öğrenecek olursa hayatınızdan endişe ederim. Yine de yazmamı istiyorsunuz. Bir yandan bu beni öylesine mesut ediyor ki. Hoş geldin.
Çocuklar uyudular mı? Hı hı, uyudular. İbrahim. Neyin var? Ben yıllardır hünkârımızın yanındayım. Birçok şey yaşadım. Ama hiçbir zaman kendimi bu kadar kötü hissetmemiştim. Şahin. Hünkârımız onun canına kastettiğimi düşünüyor. Bir ihtimal dahi olsa aklından geçen bu. Niye, bir şey mi söyle? Bir şey söylemesine gerek yok, vaziyet ortada. Bugün Firuze Hatun'la alakalı bir havadis aldım. Hatun'u kendi ülkesinde kaçırmışlar. Ben de bunu öğrenince yanına gittim, anlattım, dedim. Belki sizi zehirleyen odur. Doğru söylüyorsun. Hatun yıllardır haremde kaldı, hepimizi kandırdı. Ne malum onu yapmadı? Hünkârımız ne dedi buna? Dinlemedi. Dinlemedi. Hürrem onun kulağına ne fısıldıyoruz artık. Belli ki ona inanmış vaziyette. Bu mümkün değil İbrahim. Abim buna asla inanmaz. Gel. Süleyman. Hoş geldin Hürrem. Az evvel Mihrimah ile karşılaştım. Birlikteymişsiniz. Evet. Sohbet ettik. Mihrimah'la aranızda ne geçti? Bir şey mi dedi sana? Hayır. Nicedir sizi birlikte görmüyorum. Hanedanımıza layık bir şekilde yetişmesini istiyorum. O ise derslerini ihmal ediyor. Mihrimah'ı niye bu kadar seviyorum hiç düşündün mü? Çünkü sana benziyor. Tıpkı senin gibi. Felekte bir sana benzer. Benim mihr ile mahum yok. Güzeller hep sana bende. Senin tek padişahım yok. Eğer cürm ise yanında seni sevmek benim ömrüm. Sen aldın gönlümü benden. Benim çendan günahım yok. Nigara kuyun etrafın yaşım deryaya döndürdü. Geçilmez yolum olmuşudur. Ana varma rahım yok. Giyirdi gözlerim yaşı serasar hilat-ı şahı. Başımdan şule-i ahım. Benim sanman külahım yok. Muhibbi çoğ ise cürmüm, ümidim kesme zamandan. Kul isem padişahımdır. Benim gayrı ilahım yoktur. İbrahim, bugün saraya gitmesen,
Olmaz mı? Neden? Çocuklara dağılıp dışarı çıkalım biraz. Av köşküne gidelim. Günlerdir perişan oldum. Sana da iyi gelir. İyi madem. Gitmişken birkaç gün kalırız da. Gel. Paşa Hazretleri. Şöyle. Bu size geldi. Tamam. İbrahim Paşa, aramızdaki malum meseleleri hakkında konuşmak istiyorum. Öyle umut ediyorum ki bir anlaşma yolu bulacağız. Seni Cevizli Han inşaatında bekliyorum. Ne oldu? Paşa Hazretleri, sultanımız sizi içeride bekliyorlar. Siz burada bekleyin. Paşam. Bekleyin dedim. Emredersiniz paşam. Paşam. Nedir benimle konuşmak istediğin? Mevzu malumun. Şehzade Mustafa ile işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Onu tahta çıkarmak istiyorsun. Bu yüzden hünkârımızı zehirledin, öyle değil mi? Bu çok ağır bir izam. Ya bunu ispat edersin... ya da susmasını bilirsin. Suçunu kabul ediyorsun yani. Sen hünkârımızı zehirler miydin? Bu nasıl sual? Merak etme, ben hiçbir şey için itham etmiyorum seni. Çünkü bunu yapmayacağından eminim. Fakat işte benim vaziyetim de bu. Senin nasıl bunu yapman mümkün değilse... işte o sebepten mütevellit. Benim de bunu yapmam mümkün. O halde neden Cesare ile buluştunuz? Ben hünkârımıza bunun izahını verdim. Kendilerinden gayrı kimseye hesap vermek zorunda değilim. Hata yaptın paşa. Ne dersen de. Hünkârımız o gün orada ne konuştuğumuzdan asla emin olamaz. Tıpkı benim gibi. Bunları konuşmak için mi çağırdın beni? Mehmet Bahar'da sancağa gidecek. Onun aklına sen girdin, öyle değil mi? Her şehzade sancağa çıkmak ister. Maksadın belli. Oğlumla birlikte... beni uzaklaştırmak istiyorsun.
Bir sonraki adımın ne İbrahim? Bizi orada öldürmek mi? Ben bir anlaşma yapmak istediğini sanıyordum ama... Doğru, doğru. Sana bir anlaşma teklif etmeye geldim. Hemen bugün hünkârımızın yanına gideceksin. Mühürünü teslim edip tüm vazifelerinden azlini isteyeceksin. Akabinde payitahtı bir daha geri dönmemek üzere terk edeceksin. Peki karşılığında ne geçecek iyi mi? Hayatın İbrahim. Hayatını bağışlayacağım sana. İşte anlaşma bu. Karar senin. Bir kartalla bir güvercin asla anlaşma yapmaz. Zira güvercin her daim zayıf ve çaresizdir. Fakat kartal onu istediği an parçalar ve yok eder. Bu son sözün mü İbrahim? Son. Dur Haseki Hürrem Sultan Hazretleri.